Geçen yıl Yunus'un Sesi temasıyla düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu'nun bu yıl Yunus'un Nefesi temasıyla üçüncüsü düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında geçen yıl Yunus'un Sesi temasıyla düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu'nun bu yıl Yunus'un Nefesi temasıyla üçüncüsü düzenlenecek. Emre'yi anma programlarımız ulusaldan uluslararası düzeye yükselmiştir. Sempozyum öncesi yapılan konuşmalarda Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne 3 yıldır organize ettiği Yunus Emre Sempozyumları için teşekkür etti. Toplantılarımız, bu seminerlerimiz, bu konferanslarımız devam edecektir. Öyle inanıyorum ki bu sevgi toplumunu biz Ordu'dan, Niğde'den başlatarak tüm dünya insanlığına sunmuş olacağız. Başkan Vekili Ahmet Çoruh, 3 yıldır Büyükşehir marifetiyle yapılan Yunus Emre sempozyumlarıyla gönül coğrafyamızı ilmek ilmek dokuyan Yunus'u anmak ve anlamak için bir araya geldiklerini söyledi. Buyur. Malumunuz olduğu üzere Yunus Emre'yi bu toprakların 1200'lü yıllarda manevi olarak işlenmesine, manevi tohumlarının ekilmesine, gönül coğrafyamızın oluşmasına ve ilmek ilmek dokunmasına çok büyük katkısı olmuş değerli büyüğümüz, tasavvuf ehli alimimiz, hatta çok büyük ozanımız Yunus Emre'yi anmak ve anlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Kıymetli dostlar, biz yeni ve genç bir Büyükşehir Belediyesi'yiz. Kurulalı 3 yıl oldu. Bu zaman zarfında sadece klasik belediyecilik anlayışıyla hareket etmedik. Programda sevgi ve varoluş konulu açılış konferansı veren Bolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bilal Kemikli ise yaşadığımız çağ yeni bir ruh kazandırmak ve insanın akıl dokusunu inşa etmek için kendi tarihimizde buluşmamız gerekiyor ve o da Yunus'u anlamaktan geçiyor şeklinde konuştu. Bugün kendimizi bulmak istiyorsak ve yaşadığımız çağı zamanın ruhuna göre yeniden anlamlandırmak ve yaşadığımız çağa yeni bir ruh üflemek istiyorsak, Sayın Belediye Başkanı Vekilimizin söylediği gibi şehri imar etmenin yanında hakikaten insanı da inşa etmenin, insanın ruh dokusunu, akıl dokusunu inşa etmenin yollarını öğrenmek istiyorsak bir yerde buluşmamız lazım. Sempozyum sonrası Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Çivelek tarafından 3 yıldır düzenlenen Yunus Emre Sempozyumlarında oturum başkanlığı yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız'a, Azerbaycan Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Siracettin Hacı'ya ve Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan'a Yunus Emre Kültür Ödülleri, diğer katılımcılara ise katılım belgesi takdim edildi. Sempozyum toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.